Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir tarzda karşınızdayım. Şu an kameralı bir eğitim çekmiyorum. Arkadaşlar bugün portfolyo nasıl hazırlanır bunu anlatacağım sizlere. Sizlere örnek olarak bir portfolyomu göstereceğim. YouTube kanalımızda birbirinden eğlenceli eğitim videoları var. Sen de gel, sen de öğren. Illustrator üzerinden tasarlayacağız. Burada benim bir görselim var ve ben bu görseli bu şekilde kullandım daire içerisinde. Sonra sağ tarafa ismi vesaire yazdım. Şöyle de bir üçgen oluşturdum. Ve buraya internet üzerinden çeşitli şeyler indirerek portfolyomu hazırlamaya başladım. Daha sonra da burada yaptığım tasarımlarım var. Bu arada bu öğrenci portfolyosu. Dilerseniz portfolyo nedir sizlere onu anlatayım. Kısaca arkadaşlar yaptığınız işler vesaire olarak da adlandırabilirsiniz bir yerde. Şurada bir hata olmuş. Şunu bir delete edelim. Tamam. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela siz bir iş başvurusunda bulunduğunuzda ya da herhangi bir yerde çalışmak istediğinizde sizden bir portfolyo ya da bir CV isterler. CV değildir bu. CV ile karıştırılmasın. Sadece referans olarak gösterebileceğiniz çalışmaların toplandığı yer olarak adlandırabilirsiniz. Ben bu şekilde çeşitli tasarımlar yaptım. Dilerseniz bunu nasıl yapacağımızı sizlere anlatayım. Arkadaşlar öncelikle portfolyonuzu oluşturmak için Illustrator programına ihtiyacınız var. Illustrator programı internet üzerinden edinebileceğiniz bir program. Zaten bir haftalık bir deneme sürüm var. O arada kullanabilirsiniz. Şimdi yeni oluştur bölümüne basıp ben burada A4'ü seçeceğim. Hemen baskı bölümüne gidiyorum. A4'ü seçiyorum. Ve burada kaç sayfa yapmak istiyorum. Mesela ben 10 tane çalışmamı göstermek istiyorsam 12 sayfa olarak yapmam gerek. Çünkü başlangıç ve bitiş sayfaları da var. Ben sizlere çok kısa, çok küçük bir örnek göstermek için 6 sayfalık bir tasarım yapacağım. Şimdi oluştur butonuna bastığım an benim karşıma gördüğünüz gibi 6 adet sayfa açılacak. Şimdi ilk sayfaya yaklaşıyorum ve tasarımı yapmaya başlıyorum. İlk olarak dikdörtgen aracımı alıyorum arkadaşlar. Sonra sol taraftan şöyle bir çizgi çekiyorum. Yani dikdörtgen oluşturuyorum. Daha sonra bu dikdörtgenin rengini mesela sarı verelim ya da siyah verelim. İstediğiniz herhangi bir renk verebilirsiniz. Sarı vermiştik başta. Sarı olsun. Bakalım. Sonra arkadaşlar ben buraya logomu koyacağım. Ya da kendimi koyacağım. O zaman bunu nasıl yapmam gerekiyor? Şu şekilde hemen gidiyoruz. Mesela benim logom nerede? Benim logom burada arkadaşlar. Ben bu logoyu Photoshop üzerinde yaptım. Bunun da detaylı videolarını çekebilirim isteğinize bağlı olarak. Şimdi ben bunu sürükleyip buraya attım, tamam mı? Sonra ben bunu küçültüyorum arkadaşlar. Küçültürken shift tuşuna basmayı unutmayın. Daha sağlıklı bir küçültme işlemi yaparsınız. Sonra buraya bu şekilde koydum. Şu bölümü çok fazla kafanıza takmayın. Şimdi arkadaşlar bir tane dikdörtgen açıyorum. Konuşamadım. Dikdörtgeni alıyorum. Şuradan şu şekilde açıyorum, tamam mı? Bak şu şekilde açtığım dikdörtgeni rengi sarı şu an. Ben bunu siyah yapıyorum buradan. Daha sonra sağ tıklıyorum. Düzenle diyorum. En alta gönder diyorum. Ve gördüğünüz gibi böyle bir görünüm elde ediyorum. Şimdi burada çeşitli bir sorun var. Benim kırpmamdan dolayı olan bir sorun. Yani şu bölümde ufacık bir sorun var. Bunu B tuşuna basarak fırça aracıyla siyah renkte istediğimiz gibi temizleyebiliriz gördüğünüz gibi. İsterseniz şunu da birazcık küçültebilirsiniz tabi. Mesela şu şekilde dursun. Biraz daha küçültebiliriz. Evet böyle güzel. Sonra alandan biraz daha tasarruf etmek istersek şu şekilde küçültelim mesela. Daha sonra dikdörtgeni de buna göre bir şekle sokalım. Mesela bu şekilde gayet güzel oldu. Daha sonra buraya yazmaya başlayacağım ama öncelikle şunun boyutunu tam olarak ayarlıyorum. Şimdi renk uyumu gerçekten çok önemlidir. Bunun için sizlere bir site önereceğim. Hemen Color Hunt yazarak renk uyumu olan sitelere gidebilirsiniz arkadaşlar. Böyle siteler de mevcut. Buradan Color Hunt'a girdiğimde gördüğünüz gibi şu rengin üstüne şu renk, bu rengin altına bu renk falan. Onları kendiniz belirleyebilir ve bunları kullanabilirsiniz. Şimdilik buna ben beyaz ve kırmızı yapmayı düşünüyorum. Gerçi siyah rengin üzerine kırmızı gider. Şimdi bir text aracımı alıyorum. Daha sonra buradaki text aracı oluyor bu arada. Yazım aracı yani. T'ye basarak ulaşabilirsiniz. Şuradan boş bir yere tıkladım. İsmimi soy ismi yazıyorum. Önce Mustafa yazdım. Sonra sağ tarafta font bölümü var. Karakter bölümü daha doğrusu. Burada fontumu belirleyeceğim. Bakın eğer böyle bir görünüm yoksa sizde burası esaslardır. Burayı klasik temel bilgileri çektiğinizde benim ekranıma ulaşabilirsiniz. Ben genelde Monsterrat kullanıyorum. Buradan Monsterrat'ın mesela black olanı yani en kalın olanını seçtim. Shift'e basılı tutarak büyüttüm ve bunun rengini beyaz veriyorum hemen.
dolgu bölümünden beyaz verdim. Şu an arka planla aynı olduğu için gözükmüyor. Lakin şuraya aldığımda gözükecek gördüğünüz gibi. Sonra baktım, ben bu harflerin arasını birazcık açmak istiyorum. Şu şekilde birazcık açabilirim. Mesela 100 yapalım. Evet, şu şekilde koydum. Sonra alt tuşuna basılı tutarak kopyaladım. Bunu da Demiral yazıyorum hemen buraya. Daha sonra bunun rengini de kırmızı verelim mesela. Bakalım nasıl duracak. Pardon. Hop. Evet, kırmızı fena değil. Daha sonrasında da arkadaşlar şuraya herhangi bir süsleyici bir şey yapmak istiyorum. Çok genel aracımı aldım. Basılı tutuyorum. Basılı tutarken yön tuşları var ya, yukarı ve aşağı. Oradan aşağıya bastığımda gördüğünüz gibi üçgen elde ediyorum. Şöyle bir üçgen şuraya yeterli olur. Shift tuşuna basarak orantılı bir şekilde üçgen açabilirsiniz. Daha sonra bu üçgeni şöyle shift tuşuna basılı tutarak döndürüyorum. Bunun içine degrade kaplama da verebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir degrade olabilir bu. Buradan degrade aracını da kullanarak yapabilirsiniz. Nasıl yani? Şu şekilde. Bu bölümde bunu seçtiğinizde degrade aracına çift tıklarsanız içine gördüğünüz gibi degrade oluşturabiliyorsunuz. Burada şuraya şuraya tıklıyoruz. Daha sonra da şuraya degrade seçenekleri diyoruz. Ve ardından burada istediğimiz herhangi bir renk yapıyoruz. Mesela ben burada kırmızı ve siyah yapabilirim bunu. Kırmızı şuraya tıklıyorum. Burada siyah. Şuradaki dengeyi de ayarlayabilirsiniz şu şekilde. Şunu da şöyle yaparak daha hoş bir görünüm elde edebiliriz aslında. Sonra buradan değiştirebilirsiniz tabii ki de radyal ya da diğer türlü olacak şekilde. Ama ben şunu kullanacağım şimdilik. Şurayı da şöyle alırsam tamamdır. Şimdi seçim aracımı alıyorum ve yaptığıma bakıyorum. Fena değil. Basit bir tasarım aslında daha. Şu şekilde birazcık büyütüyorum ve ismimi, soy ismimi alıp tekrar yazacağım. Text aracımı aldım. Yazımı yazıyorum. Mustafa Demiral. Sonra arasındaki boşluk bu kez daha farklı olmalı. -25 yapalım. Rengi de siyah da zaten tamamdır. Sonra bunu böyle büyüttüm, tamam mı? İsmi tam yazamamışım. Düzenliyorum. Şimdi arkadaşlar şuraya şu şekilde text aracına basılı tutarak bir metin yeri açabilirsiniz. Bu kadar alan yazacaksanız bunu yapabilirsiniz. Ya da bir tane tıkla yapabilirsiniz bunu. Hemen yazıyorum. Modern ve buraya bir nevi küçük bir özgeçmiş gibi bir şey yazacaksınız. Mesela ne olabilir? Bugüne kadar birçok tasarımcı ile çalıştım. Şöyle böyle kullanıcının gözüne hitap eden tasarımlar açığa çıkarttım ve kendimi bu alanda geliştirdim. Bu şekilde yazabilirsiniz. Daha sonra bu gördüğünüz gibi çok büyük bir yazı. Hepsini seçiyoruz. Yani büyük dedim, göze hitap etmiyor. Bunu buradan medium yapabiliriz. Buradan sadece medium yaptım arkadaşlar. Şu şekilde de küçültebilirim şurayı. Evet. Daha sonra bunu bu şekilde koydum. Şuradan ortalıyorum. Daha sonrasında arkadaşlar aşağı tarafları süsleyebilirsiniz. Pen tool aracı ile çeşitli çizimler yaparak süsleyebilirsiniz. Böyle cisimler çizebilirsiniz. Artık orası size kalmış bir şey. Hani şu an random gidiyorum. Hiçbir şekilde bilmiyorum. Yani öylesine yapıyorum. Sonra arkadaşlar bu bölüme geldiğimizde de şöyle bir şey yapacağız. Logomu kopyalıyorum. Daha sonra bir tane kare açıyorum. Dikdörtgen aracını alıp. Şuraya bir kare koyuyorum mesela. Kendimi de ona koyuyorum. Daha sonra bunu düzenle deyip en öne getiriyorum. Şuradaki arka plandaki rengi de kırmızı ya da sarı yapıyorum. Mesela sarı yaptık. Sonra arkadaşlar şunu kopyalıyorum. Şu bölümü. Evet. Şuradaki ikisini seçiyorum. Birazcık boyutunu küçültüyorum bunların. Daha sonra bunları alıyorum. Bu şekilde koyuyorum, tamam mı? Sonra aşağıdaki bölüme de, yani bu bölüme de herhangi bir çalışmamı koyacağım. Hemen gidelim bir çalışma alalım. Evet, çalışmamı alıyorum, sürüklüyorum ve buraya atıyorum arkadaşlar. Shift'e basılı tutarak küçültüyorum. Buraya bu şekilde koyuyorum. Bu yatay bir çalışma da olabilir. Sayfaya göre bunu şekillendirebilirsiniz. İşte buralara yazınızın devamını da koyabilirsiniz arkadaşlar. Yani mesela şu şekilde. Shift tıklayalım buna bir. Sizin görmeniz için şöyle yapayım. Bu şekilde süsleyebilirsiniz. Tabi birazcık böyle sanki gazete gibi oldu. Burayı olabildiğince yatay tutmaya çalışın. Tabii ki de deforme etmemeye çalışın.
Bunlar dışında da bu şekilde sayfanızı devam ettirin. Son sayfaya ise ilk sayfada yaptığımız taslağı kopyalıyoruz. Alt tuşuna basılı tutarak buraya koyuyoruz. Uygun bir şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra da bu son sayfada istediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. Mesela şu şekilde şurayı sağa alalım. Şöyle aldım. Bu bölümü de bak şu shift'e basarak seçebilirsiniz. Şu ve şuradaki elemanı alıyorum. Sola götürüyorum shift'e basılı tutarak yine. Bu bölümü de seçiyorum. Ve bunu da şu şekilde uygun bir şekilde yani tasarıma yerleştiriyorum. Tasarımı yerleştirdikten sonra ilk ve son sayfası gördüğünüz gibi hazırlandı. Sonrasında da şu şablonu takip edeceksiniz. İşte burayı aslında biraz kendi yaratıcılığınızla süslemeniz gerekiyor. Evet, bu şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir şablon oluşturdunuz ve buralarda tasarımlarınızı, işlerinizi, referanslarınızı vesaire belirterek güzel şeyler çıkartabilirsiniz. E tamam, her şey çok güzel kardeşim ama biz bunu nasıl çıkarttıracağız? Arkadaşım, Ctrl Shift S'ye basıyorsun. Önce bunu bir kaydediyorsun AI olarak. Çünkü AI dosyasını barındırman gerekiyor bilgisayarında. Daha sonrasında da dosya bölümüne gidip dışa aktar diyorsun. Ekranlar için dışa aktar diyorsun. Burada gördüğün gibi şu bölümde PDF'i seçiyorsun arkadaşım ve sizde yüksek ihtimal tümü şeklindedir. Siz burayı tam belge yapıyorsunuz. Ondan sonra çalışma yüzeyleri ve varlıklar bölümü diye bir yer var. Çok fazla takılmayın oralara. Şuraya tıkladığınızda nereye kaydetmek istediğinizi soruyor. Masa üstünde kaydetsin. Çalışma yüzeyini dışa aktar dediğim an gördüğünüz gibi aktardı. Bana böyle bir ekran açtı. Hemen ben burada buluyorum. Nerede? PDF'in içinde gördüğünüz gibi burada çift tıklıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi PDF olarak dışa aktardım. Gayet de güzel bir tasarım oldu. Şurada bir kenar çizgisi var. Bunu da kaldırmayı unutmuşuz bu arada. Evet, bu şekilde siz de kendi portfolyonuzu hazırlayabilir. Müşterilerinize ve işverenlerinize daha rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler için binlerce video çekiyorum. Yani yüzlerce video çekiyorum. Çok uğraşıyorum. Siz de benim daha da iyi yerlere gelmemi istiyorsanız ve gelişmemi istiyorsanız beni desteklemeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.